Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Cevap veremiyorsunuz tabii ki ama umarım iyisinizdir. Şimdi sizinle yeni bir video serisine başlıyoruz. Bu video serisinde hedefimiz şu. Hiç bilmeyenler, rattana yeni başlayacak olanlar için aradıkları her soruya cevap, en temelden en orta seviyeye kadar olan tüm sorulara cevap bulabilecekleri bir video serisi hazırlıyoruz. Orta seviye dedim çünkü İleri seviye için de ayrı bir video serisi hazırlamayı düşünüyoruz. Bu video serisinde en temelden başlayacağız. Hiçbir şekilde ürünlerde yapmakta acele etmiyoruz. Yani bir videoda bir ürün çıksın gibi bir acelemiz söz konusu değil. Önemli olan öğrenmek olacak. Onun için sizden ricam, siz de hani videodan izlerken bizimle aynı hızda veya aynı sürede bitirmeye hiç acele etmeyin. Yavaş yavaş yapın. Burada amacımız dediğimiz gibi öğrenmek. Şimdi bize başlangıçta gerekli olan malzemeleri gösterelim. Bir kova su veyahut da bunu rattanlarımızı ıslatmak için direkt çeşmede de akan suda da ıslatabiliriz. Size göstermek ve yanında da bulunması gerektiği için böyle bir plastik kovaya su doldurdum çeşmeden. Ne sıcak ne soğuk, normal düz su doldurdum ve getirdim. Bazen burada sıcak su kullananları görüyoruz. Biz tavsiye etmiyoruz açıkçası sıcak su olmasını. Sıcak su kullanırsanız çünkü malzemenin kalitesinde bir düşme yaşanıyor. Uzun süre suda da tutmuyoruz. Sadece sokup ıslatıp geri çıkaracağız. Bunu da kullanırken göreceksiniz. Suyu geçtik. Bir de böyle sprey şişeye ihtiyacımız var. Bunlar marketlerde satılıyor, öyle de alabilirsiniz veya evinizde kullandığınız bir sprey şişeyi veya bir temizlik malzemesi ürünü bittikten sonra onu su olarak kullanmaya, su doldurarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu şekilde. Şöyle bir yan keskimiz var. Böyle küçük bir yan keski yeterli olacaktır. İnternetten de yan keski olarak aratarak bulabilirsiniz. Veya hırdavatçılarda da vardır, nalburlarda da vardır. Birçoğu yerde satar bu. Bilindik büyük yapı marketlerde zaten var. Bir de bunun büyüğü oluyor. Büyük, sizde büyük varsa büyüğünü de kullanabilirsiniz. Hiç bunlar yoksa makas da kullanabilirsiniz. Bir sürü şey bu işleri yerine getirecektir. Önemli olan kesebilmesi. Tabii makas kullanırsanız bilginiz olsun. Rattan da kullandığınız makası başka ürünlerde kullanamayacaksınız. Çünkü bunları kesmek kolay olmayacağı için makasın ağız yapısını bozacak ve daha sonra bir kumaş kesmek veya başka kağıt kesmekte kullanırken zorlanabilirsiniz makasla. Makası biraz öldürmüş olacak açıkçası. Onun için yan keski kullanmanızı tavsiye ederim varsa. Daha sonra bir metreye ihtiyacımız olacak. Siz isterseniz mezura da kullanabilirsiniz. Böyle klasik bir metremiz var. Evinizde ne varsa cetvel bile kullanabilirsiniz. Bir tane böyle bizimiz var. Bu bizi kendimiz yapmıştık biz. Piyasadaki bizler çok ince oluyor uç kısmı. Çok sivri oluyor. O da ele batma riski oluyor. Onun için böyle bir biz yapmıştık kendimiz. Yıllardır da kendi kendimize yapıyoruz bizlerimizi. Kısa bir videomuz var nasıl yapıldığına dair ama daha uzun bir yapım videosu çekeceğiz bizlerle ilgili. Çünkü bunu çok soran ve isteyen var. Diğer piyasada satılan bizleri de hiç beğenmediğim için herkese tavsiye ederim. Biz yapım videosunu çekelim ve siz de kendinize, kendi bizimizi yapın. Bir de rattanımız var. Bu seride yapım videolarını bazen 2, bazen 2,5 mm kullanarak gösterebilirim. Şu anda 2,5 mm kolaydaydı ve 2,5 mm'le başlamak istiyorum. Gördüğünüz 2,5 mm kalınlığında rattan. Biz bunları 1 kiloluk paketler halinde alıyoruz. Paketi getirip açıp içinden 2-3 tane çekip onları böyle küçük sargılar haline dönüştürüyoruz. Bu işlemi malzemeyi ıslatmadan yapıyoruz. Kuru haliyle. Çünkü malzeme ne kadar çok ısınırsa o kadar bana göre ömrü azalıyor. Arkadaşlar dediğim gibi bu seride hani ilk videodan bir sepet örüp bir ürün ortaya çıkarmaya çalışmıyoruz. Önemli olan öğrenmek.
bu şekilde malzememizi kullanacağız. Kullanmadan önce böyle ıslatıyorum. Kullanmadan birkaç dakika önce böyle suya soktum. Böyle yaklaşık 20 saniye, 30 saniye kalması gayet yeterli oluyor. Fazla sularını sızdırıyorum. Diğer rattanlarımızı da ıslatıyorum. Şu anda fazla rattan ıslattığımı fark ettim ilk video için. Bu büyük bir sorun teşkil etmez. Tabii ki. Tekrar bir daldırayım hepsini. Küçük bir dekoratif süs yaparak en temeli göstererek yavaş yavaş başlayacağız birazdan. Şimdi suyumuzu köşeye alıyorum. Şimdi bir rattanımızı seçiyoruz ve çubuk kesmeye başlayacağız. Sargımızı açıyoruz. Arkadaşlar, gözlemlediğimiz şeylerden aklımıza geldikçe sizinle paylaşalım. Çubuk kesim yaparken bazen şöyle bir şeyler gözlemliyoruz. İnsanlar teker teker alıyorlar. Örneğin 40 santim uzunluğunda 12 adet çubuk kesmeniz isteniyor videodan. Videoda örneğin söylüyorum bunu. Kesecek kişi böyle alıyor. Bir tane ölçtüm. Tamam. 40 santim bunu buradan kesiyor. Sonra ikinci için yine alıyor. Ölçüyor 40 santim. Yine kesiyor. Veyahut da şu bir taneyi yine buna ölçü olarak tutuyor. Getiriyor. İkincisini kesiyor. Sonra üçüncüsünü kesiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu çok uzun bir yöntem. Burada bayağı bir zaman kaybediliyor. Burada zaman kaybetmeyelim. Ama zamanı sepeti örerken, tabanı yaparken veya yaptığımız çalışmayı yaparken rahat rahat kaybedebiliriz. Orada hiç acele etmeyelim. Ama bu kısımda acele edelim. Nasıl yapabiliriz? Hızlı olabiliriz. Az önce bir tane çubuk kesmiştim ya. Direkt diğer çubukları 3 tane, 4 tane, 5 tane toplu olarak alın böyle. Bununla ölçün ya da metreyle ölçün. Toplu olarak kesin. Teker teker yapmayın bence. Bir de diğer önemli şey. Bunu böyle keserken ilk yöntem dümdüz kesmek olabilir. Ama benim tavsiyem bunu böyle yamuk kesmeye alışkanlık yaptım. Uçları sivri kalsın yani. Eğimli bir şekilde kesin. Bu şekilde gördüğünüz gibi uçları oldukça sivri kalsın. Dümdüz kesebiliriz. O nasıl olacaktı dümdüz kesersek? Şuradan bir tanesini alarak örnek göstereyim. Bakın bunun ucu sivri. Düz kesseydik böyle kesmiş olacaktık. Direkt böyle olacaktı. Ama ben diyorum ki bunun ucunu bu şekilde kesin. Sivri olarak kalsın. Çünkü örgünün devamında ya da bitişlerde sürekli bazen bunları bir yerlere takmamız gerekiyor. Bu işlemi yaparken de bu ucunun sivri olması işimizi kolaylaştırıyor. Direkt elinizi bu şekilde alıştırırsanız kazançlı çıkarsınız diye düşünüyorum. Bakalım kaç tane çubuğumuz var. 3, 2, 6 tane kesmişiz. Tek sayıda çubuk olsun. Başlangıç için tek sayıda çubukla yapalım çalışmalarımızı. Nedenini daha sonra açıklayacağım. Şu an kafanızı karıştırmak istemiyorum. Çubuklarımı sayıyorum. 3, 4, 7. Toplam 7 tane çubuğumuz var. Güzel.
40 santim uzunluğunda kestik biz. Önemi yok. Siz 45 santimde, 50 santimde, 35 santimde kesmiş olsanız bir zarar yok. Burada amaç öğrenmek. Yaptığınızı sökersiniz, yeniden yaparsınız. Hiç acele etmeyin. İlkten çok istediğiniz gibi çıkmamış olabilir çalışma. Ona da kapıyı takmayın lütfen. Şimdi bu çubukların ortadan ikiye katlanması gerekecek. Yani çubuğun orta kısmını bulmamız gerekiyor. Bunun için temelde şöyle bir yöntem yapılabilir tabii. 40 santim olduğu için böyle tutup hani 20'ye denk gelen yer ortadır diye düşünebiliriz. Veyahut da şimdi bu 40 santim uzunluğunda olduğu için, yani kısa olduğu için bunu ölçmek kolay. Ama 2 metre, 1,5 metre uzunluğunda bir çubuk olsaydı ölçmek biraz zor olabilirdi ya da sayısı çok olduğunda. O zaman biz şöyle yapıyoruz genelde. Başları eşitliyoruz. Bu şekilde eğip birleştiriyoruz ve böyle tuttuğumuzda zaten merkezini kendisi gösteriyor. Merkezi burası. Tamam. Bunu ikiye ayırıyoruz. 7 tane ya da daha doğrusu tek sayıda olduğu için 3 ve 4 olarak ikiye ayrıldı. Eşit parçada bölünmüyor. Bu şekilde artı olarak üst üste yerleştiriyoruz. Çok olanın altta ya da az olanın üstte öyle bir spesifik bir ayrım yok. Rastgele koyabilirsiniz. Bunu zeminde yapacağım. Siz de olabildiğince zeminde yapmanızı tavsiye edeceğim. Genelde bazı insanlar alışkanlık olarak evde, yani havada da bu işlemi yapıyorlar. Hatta ben de böyle yapmayı daha çok seviyorum. Ama yeni başlayanlar için çalışmanın da düzgün çıkmasını istiyorsak zeminde yere temas ederek yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi 3 ve 4 olarak tam artı yaptık. Bu çubuklarımızın yerleri karışmasın, sırası bozulmasın diye elimle bunu sabit bir şekilde tutturuyorum. Ondan sonra örmek için ıslattığım çubuklardan bir tane alıyorum. Arkadaşlar burada şuna da dikkat edin. Islattığım diğer çubukları da getiriyorum göstermek için. Şurada gördüğünüz 3 tane örneğin çubuk var. Bu çubuklardan rastgele birini seçip örmeye başlamayın. Şuna göre karar verin. Bu çubuklara, diğer ıslattıklarınıza da bakabilirsiniz. Bakın böyle. Hangisi en yumuşağı, hangisi en elastiği? Bence en elastik olan bu. Çünkü çok rahat bir şekilde eğiliyor ve kırılmıyor. Şu biraz sert. Örerken de bize zorluk yaşatacak. Şu başlangıç aşaması için muhakkak yumuşak olanı seçin arkadaşlar. Şu sert olanları şu an için ayırıyorum. Dediğim gibi şu başlangıç, ilk aşamada yumuşak olanı seçerseniz işlem çok kolaylaşır. Sert olanları devamında yine kullanabilirsiniz. Arkadaşlar çubuğu altta olan sıranın yanından böyle takıyorum. Karşı tarafa 1 santim kadar geçmesi yeterli. Takıyorum ve direkt eğiyorum üstten. Yumuşak olduğu için, elastik olduğu için rattanımız bunu yapabildim. Şimdi elimle bu çubukların yerleri değişmesin, dengesi bozulmasın diye tutuyorum. Bütün parmaklar iş görüyor şu anda. Bunun üstünden geldi. Şu dörtlünün altından geçecek. Bu dörtlünün altından geçerken şu karşı tarafa 1 santim çıkarmıştık ya. Onun da altından geçecek. Evet, size gösterirken ben de zorlandım. Belki de daha kolay olması için buraya bu kadar az değil de biraz daha çok çıkaralım. Fazlasını keseriz. Önemli değil. Önemli olan kolay bir şekilde başlayabilmek diyelim. Bu şekilde eğdim. Şu an 1,5-2 santim kadar çıkarmış oldum. Bu dörtlünün ve o dışarı çıkardığımız kısmın altından karşıya geçtik. Buranın üstünden, buranın altından geçti. Şimdi yine buranın üstünden geldi.
parmağımla baskı yapıyorum. Hiçbir yere hiçbir yeri kalkmasın diye. Bunun da altından geçiyor. Bir sıramız tamamlandı. Devam ediyoruz. Parmağımla bunu hep düzeltiyorum. Sıfır dursun diye. Böyle bir boşluk kalsın istemiyoruz. Boşluklu bir şekilde örmek istemiyoruz. Sıfır olsun. Aynı şeyi bir tur daha tekrarlıyorum. Bir tur daha tekrarladım. İki tur dönmüş olduk. Şimdi bunun tamamen tersine iki tur daha döneceğiz. Bakın iki turu burada tamamlamış oldum. Buraya geldiğim zaman da bu üstte iki tane var. Bu üstte iki tane var. Çevirip bakıyorum. Burada iki tane var. Burada da iki tane var. Yani her yer tamamlanmış. Dönüşte şu an geçebilirim. Hop, rattanımız yumuşak olduğu için kırılmadan eğiliyor. Yine yere koyup devam ediyorum. Bu çubuğumuz işlemini tamamladı. Şu fazla olanı fazladan rahat rahat dönelim diye bıraktığımız kısmı kesiyorum. En dipten değil. Bu kadar kalsın. Şimdi zaten üstünden dönerken o komple kapanacak. Altta kalacak. Zemine koydum. Parmaklarımla baskı yapıyorum. Bunlar havaya kalksın istemiyorum. Bütün çubuklar söz dinlemiş oluyor bu şekilde. Parmaklarımla baskı yaparak. Şimdi daha önce üstünden geçtiği yerlerde alttan geçiyor. İki turda bu şekilde yapacağız. Arkadaşlar bu başlangıçların çok çok farklı yöntemleri var. En temelden başladım. Zaten bu serinin amacı da öyle. Hepsini elimden geldiğince, aklıma geldikçe hepsini göstermeye çalışacağım. Seriye sürekli videolar da yüklenecek zaten. Hani şu niye yok demeyin, o da gelecek. Veyahut da şu da gelsin dediğiniz şeyi yorumlarda yazabilirsiniz. Evet. Her tarafı 2-2 yaptık. Arkadan da kontrol ediyorum. Her tarafta 2-2. Güzel. Şimdi burada örgümüzü başlatıyoruz. Başlarken nasıl yapıyoruz? Bütün çubukları ikili ikili ayıracağız. Kameraya daha yakın bir şekilde gösteriyorum havada. Bakın bu şekilde ikili ikili ayıracağız. Şu üçlü olanlarda iki böyle ayrılır. Bir komşuya gider, komşudan alır şeklinde devam edecek. Başlıyoruz. İlk ikinin buradan alttan geldiği için ilk ikinin üstünden geçiyor. Diğer ikiyi işaret parmağımla aralıyorum ve onun altına doğru taktım örgü çubuğunu. Evet. Geldik buraya. Bunun altından geçti. Şimdi bunun üstünden geçecek. İlk çifti yanıma aldım. Bakın burada parmaklar çok iş görüyor. İşaret parmağımla bunu aldım yanıma. Görüyorsunuz. Diğer baş parmağımla tutturuyorum. Hiçbir yere gitmesini istiyorum. Tamam. İşaret parmağımla da destekliyorum. Tekli çubuğun altından geçiyor. Ama bu tek kalmasını istemeyiz. Komşudan bir arkadaş aldık. Güzel. Komşuya gitmiş oldu. Geldik buraya. Bu ikisi bir çift. Şu an uzak duruyorlar ama zamanla yaklaşacaklar. Bunları yan yana yaklaştırdık. Şimdi burada da 3 tane kalmış oldu. 2 tanesinin üstünden geçiyoruz. Bir tanesinin altından ve komşudan da bir arkadaş alıp çiftlenecek. Aldı ve çiftlendi. Geldik. Buradaki çiftimizin de üstünden geçiyoruz. Evet, bir sırayı tamamlamış olduk. Devam ediyoruz. Şimdi farkındaysanız bakın bunun üstünden geçtik. Sıradakinin altından geçeceğiz. Bakın bunun daha önce üstünden geçilmiş. Gördünüz mü? Şimdi de altından geçiliyor. Sürekli bu şekilde bir altından bir üstünden devam ediyoruz. Şu ikisini hep örerken komşudan gelip birleşmiş olanları böyle parmaklarımla yaklaştırıyorum. Yaklaştırıp üstünden rattanı geçiriyorum.
Evet, bu şekilde örmeye devam ediyorum. Şimdi çubuğum bitecek ve çubuk eklemeyi size göstereceğim. Evet, çubuğum bitti. Şimdi yeni çubuk ekleyeceğim. Zaten çubuğumu aldım. Biraz havalar çok sıcak olduğu için kuruduğunu fark ettim. Onun için hızlıca böyle sarıp yine suya sokarak hızlıca ıslattım. Veyahut da suya sokmayıp fıstıkla da ısıtabilirdim bu şekilde hızlıca. Ara sıra ördüğümüz ürünü de ıslatıyoruz. Şimdi arkadaşlar, görüyorsunuz bu çubuk şuraya tam yetişmiyor ve burada onun bitişini tamamlayacağız. Buraya gelip bu ana hatların üstünden geçtikten sonra fazlasını kesiyoruz. Aslında bu kesme işlemini sonda da yapabilirdik ama şu an yapasım geldi. Bu şekilde bunu buraya yerleştiriyoruz. Elimizde tutuyorum. Yeni katılacak olan çubuğu yeni örgü rattanında aynı şekilde bu sefer karşıya doğru biraz çıkacak şekilde yerleştiriyorum. Tamam. Baş parmağımla bu ikisinin yerini sabitledim. Hareket etmesini istiyorum. Diğer elimle bu çubuğu örerek devam ettiriyorum. Sürekli bir altından bir üstünden olarak devam ediyorum. Aynı yere geldik. Üstünden ördüğümde zaten sıkı ördüğümde onlar orada sıkışmış oluyor. Birkaç tur daha ördükten sonra iyice bir bütün olmuş olacaklar. Yine de ufak tefek fazlalık olacak. Onu da en sonunda kesip temizleyeceğiz. Arkadaşlar, şimdi bunu evde de yapabilirsiniz. Bazı insanlar evde yapmayı daha kolay buluyor. Ben de öyle buluyorum ama yeni başlayanlar için riskli evde yapmak. Çünkü böyle tutarken eli de gergin olabiliyor insanın. Burayı yuvarlıyor. Böyle tuttukça, bu şekilde ördükçe yuvarlana yuvarlana devam ediyor. Genelde çoğu üründe zeminin, yani alt kısmının düz olmasını isteriz. Hani sepetlerde olsun, duvar süslerinde olsun, bir sürü şeyde çalışmanın düz olmasını isteriz. Bu zaten onun kalitesini gösteren şeydir. Burası böyle baktığınızda dümdüz olsa başarılı bir çalışmadır. Eğer elinizde ya da yamuk tutma nedeniyle yamulursa bu o kadar da güzel olmuyor arkadaşlar. Bakın yine şu katkı yerine geldim. Ve örüp geçtim. Şimdi burada şu an keseceğim ben ama sonra da kesebilirsiniz. Bu fazlalığı ürünün bittikten sonra kesmek daha mantıklı. Şu şekilde dışarı çıkan fazlalık kısmını muhakkak şunun üstünü tam geçmiş olsun, tam üstünde olsun. Yani daha geriden keserseniz kendine atar örgü. Bu şekilde örmeye devam edin. Örerken hep şu mesela komşudan gelip birbirine birleşmiş iki çubuk. Onun için böyle yamuk duruyorlar ve bunları sürekli örerken kendi sıralarında durması için sürekli kontrol edin, düzeltme yapın lütfen. Bakın arkadaşlar, şimdi ben örgü yaparken şunu da şu şekilde düzelteceğim tabii. Sırası geldi. Örerken düzeltip ördüğünüzde sürekli bu otomatik olarak zamanla dümdüz yan yana olacaklar. Komşu çocukları gibi olmayacaklar. Şimdi örerken gördüğümüz hatalardan biri de şu. Bazen insanlar şöyle örüyor. Şimdi size göstereceğim. Ben sıfır örmenizi tavsiye ediyorum. Böyle örüyor. Özellikle sepetlerin alt kısımlarına dikkat etseniz, bazı hani karşınıza çıkan sayfalarda, yerlerde görebilirsiniz. Bu şekilde öğrenmeyin lütfen. Bakın şu boşlukları görüyor musunuz? Mecazen tabii fazla olarak yaptım bu boşluğu.
yeterince ne kastettiğini gösterebilmek için ama bu şekilde boşluk hiç hoş gözükmüyor. Biz baştan en güzelini öğrenelim istiyoruz. Onun için bu şekilde yaptığınızı görseniz bile yere sökün arkadaşlar. Hiç üşenmeyin, acele etmeyin lütfen. Ben şimdi başlangıç temel şeyi göstermek için yaptığım için tabi az sayıda çubukla yaptım. Şuralar birbirlerinin arasındaki mesafe gitgide çok genişliyor. Normalde sepet örerken bu kadar geniş boşluklarla çubuk aralığı olmayacak. En temeli göstermek için böyle bir küçük bir süse çevireceğim bunu. Siz de hemen acele etmeyin. Ufak ufak şeyler yapın önce lütfen. Bakın. Bunu aynı şeyi zeminde de örebilirim, yukarıda da örebilirim. Ama zeminde örmek, bu şekilde alışmak her zaman sizi bir sıfır ileri götürecektir. Bu çubuğum da bitti. Ama yeri açık size bir şey daha göstermek istiyorum. Çünkü çubuk eklemesi yapmayacağım şu an. Arkadaşlar, örerken nasıl örüyoruz? Örerken diğer yapılan hatalardan biri, bu örgüyü yaparken bu çubukları sürekli çok ciddi bir şekilde yukarı kaldırmak, aşağı indirmek. Yani bu çubuklar günün sonunda çok yorulabiliyor. Yamuluyor her taraftan. Çok yorulunca bu çubuklar ortaya çıkan üründe çok belli oluyor ve güzel gözükmüyor. Onun için şu sağ eliniz ve örgü çubuğunu kullanın arkadaşlar. Alttan üstten giden bu çubuk olsun. Öbürleri yerini, durumunu hiç bozmasınlar. Uyum sağlayan, koşullara uyan bu çubuk olsun. Ören çubuk bu. Diğerlerini hiç yormayacağız. Her ördüğümde de bakın elimle sürekli çubuklara bastırıyorum ki zeminle bir dursunlar. Böyle kalkmasınlar yukarı doğru. Çünkü bu çubuklar nereye doğru giderse ördüğünüz de o şekilde gidecek. Bunu minik bir süs yapacağım için zaten az sayıda çubuk aldığım ve şuralarda çok açıldığı için bunu bu şekilde devam etmeyeceğim. Ve tamamlayacağım. Nasıl tamamlayabilirim? Bu çubuğu bu şekilde bırakmak istemiyorum. Çünkü böyle bir görüntü oluşuyor. Hoş olmuyor. Onun için şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Bu çubuktan geçtikten yaklaşık 1 santim sonra kesiyorum. Ve dediğim gibi, ilk başta dediğim gibi yamuk keseceğim. Şimdi netlemeyi ayarlayayım izninizle. 1 santim geçtikten sonrasından kesiyorum. Yine yamuk bu şekilde. Şurasının sivri olmasını istiyoruz. Bunu neden istediğimizi de şu an göstereceğim. Şu fazlalık kalan kısmı şuradan eğiyorum. Bakın. Rattanın yumuşak olunca bunu bu şekilde rahat bir şekilde eğebiliyorum. Eğer sert, kötü bir rattan olsaydı büyük ihtimalle çatır çatır kırılacaktı. Bizimiz devreye giriyor. Burayı buraya takacağım. Onun için önce burayı güzel bir genişletiyorum. Arkadaşlar evinizde biziniz yoksa küçük bir tornavida da kullanabilirsiniz. Yani bazı aletlerin olmaması bu iş yapamayacağınız anlamına gelmez. Bu şekilde burayı genişletiyorum ki şunu rahat bir şekilde takabileyim. Tekrar eğdim. Evet. Taktım. Ve kayboldu. Çok güzel. Şimdi çubuklarımız kurudu. Bunları hızlıca ıslatıyorum. Burada amacım şu. Havalar sıcak ama soğuk da olsaydı zaten buralar hızlı bir şekilde kuruyacak. Çünkü yalnızlar. Kuruyunca kırılmaya ve zarar görmeye çok yatkın oluyorlar. Onun için ıslatıp öyle çalışma yapıyoruz. Örerken illaki kaydırmışım. Bütün çubukların dışta kalan kısımların uzunluğunun aynı olmasına çalışacağım şimdi. Bakıyorum burada 16 santim. Bu ölçmeyi bazen şöyle yapıyorum. Hepsini örneğin spesifik sürekli üreteceğim bir ürün diye düşünün. Hep aynı ölçüde olması gerektiği için böyle kendime 16 santim uzunluğunda bir çubuk kesmişim ve hazırlamışım. Ve bunu
getiriyorum. Ölçü birimi olarak buraya tutuyorum. Geldi. Bunlar ucu getirince sivri değilmiş. Onun için sivriletiyorum da aynı zamanda. Evet, şimdi sivri oldu. Şimdi buraya geldi. Bakın biri 16 ama diğeri 17,5 gibi bir şey. Bunları da yaptım. Hızlıca böyle bir ölçek kullanıp hepsinin boyunu eşitliyorum. Sizin aklınıza farklı taktikler, farklı yöntemler, herhangi bir konuyla ilgili, yani konumuzla ilgili ama herhangi bir aşamasıyla ilgili gelirse lütfen yorumlarda paylaşın. Çünkü bunu izleyen hem biz faydalanırız hem izleyen herkes faydalanır yorumlara bakınca. Evet. Hepsinin boyunu eşitledik. Şimdi çiçeksi bir figür yapacağız. Bunun için her şu çubuğu eğip getiriyoruz. Ya buraya takabiliriz ya da buraya da takabiliriz. Bakalım hangisine takmak daha hoşuma gidiyor şu an. Şu an yanındakine takacağım. Burayı biz takarak genişletiyorum. Yoksa iki çubuğu da buraya takmak zor olacaktır. Teker teker takıyorum. Aceleye hiç gerek yok. Bir tanesini taktım. Diğerini de taktım ama bu tam sırası oturmadı. İçten gelen çubuk daha kısa bir dönüş yapacağı için bir tık boyu uzun kalıyor. Onun için onu bir tık kısaltacağım. Çubuğu taktım. Öbürünü de kendi sırasında getiriyorum. Parmağımı sabitledim. Evet. İlkini taktık. Şimdi sıra ikincide. Bunu da buradan genişletiyoruz. Yine ilk gelen çubuk görece daha kısa bir dönüş yaptığı için, içeride olduğu için bunu da bir tık daha kısaltıyoruz. Bunu taktık. Aynı sırada, doğru sırasında kardeşini de getirdik, taktık. Evet. Devam ediyoruz. Yine şu içten gelen çubuk, bakın içten gelen daha kısa bir dönüş yapıyor. Daha az yol kat etmiş oluyor. Onun için onu bir tık daha kısaltıyoruz. Takıyoruz. Dıştan gelen de arkadaşının yanına katıldı. Güzel. Devam ediyorum. İçten geleni yine bir tık kısalttım. Getirip taktım. Kardeşi de yanına gelsin. Bazen böyle giremiyor. Onun için tekrar bizden destek aldı. Evet. Devam ediyorum. İçten gelecek olanı bir tık kısalttım. Getirip taktım. Kardeşi de geldi. Onu da taktık. Ay, geri çıktı. Tamam. Ve sonuncusunu takıyoruz arkadaşlar.
Elimle şunlara birazcık eğim veriyorum. Şu an ıslaklar. Islak olmasalar da hızlıca spreyle şeyle ıslatırdım. Çünkü bu kısımlar bir tık daha tombalak olunca güzel oluyor bence. Bu yapacağımız en basit çalışmaydı. Bazen şöyle de yapabiliriz. Bunu aslında şu aşamada göstermeme gerek var mı emin değilim ama yine de ben göstereyim. Mesela şuranın geniş olmasını istiyoruz. Ve bu sürekli yaptığımız bir ürünse, hep aynı ölçüde olmasını istiyorsak şöyle yapabiliriz. Kuruyana kadar buralarına böyle çubuklar takarak şu kısmının görece daha tombalak olmasını sağlayabiliriz. Kuruduktan sonra bu şekilde kalacak. Ondan sonra sıkıntı yok. Önemli olan kuruyana kadar şekil almış olması. Bu şekilde. Hepsine takalım. Madem yapıyoruz, basit bir çalışma bile olsa olabildikçe güzel olsun. Bir de arkadaşlar, ürünü yaptıktan sonra eğer bu sizin böyle dümdüz olmasını istediğiniz bir ürünse hem bir kere zemine sıfır olarak yapmaya çalışın. İkinci de ürünü böyle yaptıktan ve kurumaya bırakırken birkaç saat üzerine böyle düz bir ağırlık olabilir. Şekilsiz bir ağırlık olmasın mümkünse. Şunun için örneğin 5 litrelik su olabilir. Ya da şöyle bir şey üstüne doğru koyun. Alt zemin düz olsun. Koyacağınız öyle düz bir şey yoksa şöyle yapabilirsiniz. Bir tepsi, düz bir tepsi ya da bir metal koyup üzerine bir ağırlıklar koyabilirsiniz. Veyahut da denk gelirseniz bu işler için aslında bir mermerciden küçük bir mermer parçası bulursanız evinize alın. İleriki aşamada sepetlerde de bu tarz şeyleri kullanacağız. Şimdi üstüne bir ağırlık koyup bunu önce ağırlıkla birkaç saat, daha sonra havalan bir yerde kurumaya bırakabilirsiniz. Kuruyana kadar da şu çubuklar kalsın içinde. Kurduktan sonra bunları çıkaracağız. Hop, şöyle çıkaracağız. Kurduktan sonra o şekilde kalmış olacak zaten. Şimdilik bu şekilde. Arkadaşlar, yaptığımız bu ürünün tam kurumasına dikkat edelim lütfen. Şu an bunu ıslakken bunu bir poşetin içine alıp o şekilde bekletirsem ertesi gün küflenmiş olur. Nadiren böyle şeylerle karşılaştığımız oldu. 5 yıldır biz bu ürün üzerine, bu malzeme üzerine çalışıyoruz full time. Bazen küflenmeler yaşanabiliyor. Küflenme yaşandığında ne yapabiliriz? Farz edelim ki hani bu bir şekilde eviniz nemli bir ortamda veyahut da bir şekilde üstüne bir şey koyulmuş oldu ve küflendi. O zaman çeşmede akarsuyun altında bunu tutun. Küfleri bir fırça, diş fırçası, o tarz bir şeyle tek yöne doğru fırçalayarak küfleri temizleyin. Her iki taraftan güzelce temizleyin. En sonunda güneşe ya da hızlı kuruyacak rüzgarlı bir yere koyun ve kurutun. Bu şekilde küften kurtulabilirsiniz. Eğer tabii ki küf her yerini sarıp artık içine kadar geçmediyse bu şekilde kurtulabilirsiniz. Daha sonra zaten yapılmış ürünü nasıl vernikleriz, nasıl boyarız, bunları da bu seri içerisinde anlatacağız. Şu an için ilk videoda bu ürünü yapmış olduk. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Umarım faydalı bir seri olur hepimiz için.
Teşekkür ederim. Serinin devamını izlerseniz de seviniriz.